aslında bu konuları bu saatten sonra çok fazla önemsemiyoruz biz yeniden Refah Partisi olarak. Her ne kadar bunlarla gündeme gelmek istemesek de doğrudan doğruya bizim ismimizin zikredilmesi ve çok sert bir şekilde tabiri caizse saldırıya geçilmesi şahsımıza, bizim de bir açıklama yapma zarureti duymamıza, hissetmemize sebep oldu. Tabii bu noktada rahmetli Erbakan Hoca'nın, Allah gani gani rahmet etsin, meşhur bir sözü vardır. Fotoğrafa değil videoya bakın der. Şimdi son bir fotoğrafa bakıyorsunuz, bir takım yorumlar yapıyorsunuz. Halbuki o son fotoğrafın, son sahnenin gelmesine kadar geçen bir sürü olay var, video var. Buraya bakılması lazım. En önemlisi budur. Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'mız bu tabiri çok sık kullanırdı. Bir defa Erbakan Hocamızın vefat ettiği 2011 yılının Şubat'ından itibaren tamamıyla ailesine, sadık, samimi dostlarına, yakınlarına, hasbi milli görüşçülere karşı bu mevcut parti yönetimi tarafından bir operasyon başlatıldı. Bununla ilgili ciltler dolusu kitap yazacak kadar elimizde delil var, şahit var, olaylar var, tarihi var, zamanı var. Sayısız parti üyesi, il başkanı, ilçe başkanı, büyük kongre delegesi, il delegesi, bunlar üyelikten silindi, tabiri caizse partiden dışarıya atıldı. Bunları yazsak kitap olur. Sadece birkaç örnek vereyim. Bir seçim yapılıyor. Tavşanlı, Kütahya Tavşanlı'da Saadet Partisi 17 bin oy almış. Biz de o dönemde Saadet Partisi'nin içindeyiz. Aynı seçimde 5 milyonluk Ankara'da 13 bin oy almış. Ertesi gün Tavşanlı ilçe başkanı ve yönetimini görevden alıyor genel merkez. Yahu kendinin 100 misli olan Ankara'dan daha fazla oy almış. Bunlara madalya takmanız lazım. Hayır. Neden? Seçimden önce Fatih Erbakan'ı çağırdınız, konferans yaptırdınız. Halbuki Tavşanlı'ya madalya takması lazım. Aynı seçimde Rize %3,5 oy alıyor. Türkiye geneli %1,2. Rize Milli Görüş tarihinde ilk defa Türkiye genelindeki oyu 3'e katlamış. Ertesi gün Rize İl Başkanı görevden alınıyor. Neden? Seçimden önce çağırdınız, Fatih Erbakan'a miting yaptırdınız. Böyle bir milli görüş anlayışı olur mu? Rize'ye madalya takması lazım. Keşke Fatih Erbakan'ı bir daha çağırsaydınız, 10 kere çağırsaydınız demesi lazım mantıken bir yönetimin. Bursa Yenişehir'de bir gecede 400 tane parti üyesi buradaki sistemden, üyelikten siliniyor. Neden? Bursa Yenişehir Fatihçiymiş. Fatih Erbakan'ı konferansa davet ediyormuş. Fatih Erbakan'ın milli görüşe, İslam'a, istikametimize aykırı bir eylemi, bir söylemi olmadıktan sonra sadece Fatih Erbakan değil, Ahmet olur, Mehmet olur, kim olursa olsun. Böyle bir engellemeyi nasıl yaparsınız? Tam tersine çalışıyorsa, konferansa davet ediyorsa daha çok çalışsın demeniz lazım. Fatih Erbakan hacca gitmiş, gelmiş 2012 yılında. Hac ziyaretine gelen, hayırlı olsuna gelen teşkilat mensupları sosyal medya, internet fotoğraflarından tespit edilip görevden alınıyor. Fatih Erbakan'ın hurmasını yemeye gelmiş, zemzemini içmeye gelmiş. Fatih Erbakan'ı genel başkan yapayım, Fatih Erbakan'a destek olayım diye değil. Hacca ziyarete giden kim olursa olsun ziyaret edersiniz. Elif Hanım, Elif Erbakan Altınöz ablamız, Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu üyesi, İstanbul İl Sorumlusu, hanım il sorumlusu. İstanbul'da Büyükçekmece ilçesi program yapıyor. Programa İstanbul Saadet Partisi İl Teşkilatı, İl Başkan Yardımcısı, Çevik Kuvveti ve Emniyeti arayarak bu toplantıya engel olacaksınız, buraya polis göndereceksiniz, müdahale edeceksiniz. Bu toplantı bizden habersiz, buradaki Saadet bayraklarını indireceksiniz diye talimat veriyor, talepte bulunuyor. Onlarca polis memuru Elif Hanım'ın toplantısını basıyor. Bunun fotoğrafları mevcut. Orada Büyükçekmece Hanım Kolları Başkanı, Büyükçekmece İlçe Başkanı diyorlar ki ya biz bu partinin ilçe başkanıyız, yetkilisiyiz. Bu programı, toplantıyı biz organize ettik. Elif Hanım biz davet ettik. Saadet'le ilgisi olmaz olur mu? Yapmayın, etmeyin. Bunun üzerine polisler de zaten toplantı yapan hanımlardan oluştuğu için müdahale etmiyor. Siz bu davranışı hangi milli görüş zihniyetine, milli görüş prensibine, Erbakan Hoca'nın uygulamasına yerleştireceksiniz, uyumlu hale getirebileceksiniz. Sonra da Erbakan Hoca'nın yolundan gidiyorum diyor. Yaptığı şu, bir cami var, caminin kapısına Çorumlular namaz kılamaz tabelası asmış. Böyle cami mi olur? Sen Çorumlular namaz kılamaz dersen orası cami olmaktan çıkar. Cenab-ı Allah'ın namaz farzını eda etmesine kimsenin engel olmaya hakkın yok. Şu sülaleden gelenler, şu soyadına sahip olanlar, şu aileye mensup olanlar burada namaz kılamaz diye bir cami gördünüz mü siz? Ben burada kapıları kapatıyorum. Kendi kendime cuma namazı kılıyorum. Dışarıdan cuma namazı için gelenleri almıyorum. O zaman benim burada kıldığım namaz cuma namazı olmaz. Böyle milli görüş mü olur? Rahmetli Erbakan Hoca'nın, Allah gani gani rahmet etsin, meşhur bir sözü daha vardı. Derdi ki eline yüzüne çamur sürüyor, namaz kılıyorum diyor derdi. Milli görüşü temsil ediyorum diyor. Ya sen eline yüzüne çamur sürüp de namaz kılıyorum diyen adam gibisin. Bu yaptığın uygulamalarla milli görüş mü temsil edilir? Erbakan Hoca'nın 40 senelik siyasetinde, milli görüş hareketinde bunların bir örneğini bana gösterebilir misin? Bunlar milli görüş gömleğinin lekelenmesi örnekleri. Bunlar tabii saatlerce anlatılır. Bu kadarı yeterlidir. İkincisi, milli görüş istikametine aykırı işler. Sayın Genel Başkan çıkıyor diyor ki biz aslında sosyal demokratız diyor. Biz İngiliz tarzı sekülerizm istiyoruz. Türkiye'de İngiliz tarzı sekülerizm uygulanması. Ya bu İngiliz'in hangi tarzından bize fayda gelir, hayır gelir?
Bu İngiliz yüzyıllar boyunca başta Hindistan olmak üzere herkese zulmetmiş, kuvveti üstün tutmuş. Hindistan'daki tekstil işçilerinin parmağını kestirmiş, İngiltere'deki tekstil fabrikalarına rakip olamasınlar diye. Bu İngiliz'in hangi şeyinden bize bir fayda gelecek? Bir milli görüş partisi olduğunu iddia eden partinin başındaki insan, ben İngiliz tarzı sekülerizm istiyorum. Bizim de milli görüş olarak geçmişte hatalarımız oldu. Sivri çıkışlarımız, keskin yönlerimiz oldu diyor. Kim bunu yapan? Erbakan Hoca. Erbakan Hoca'yı suçluyorsun üstü kapalı olarak. Nerede hatamız olmuş? Nerede keskin? 40 sene boyunca milli görüş hareketi haksızlığa uğramış, hakkı yenmiş. Milletvekili adayı yaptıkları şahıs çıktı geçen genel seçimde İstanbul adayı. Dedi ki efendim biz iktidar olursak Saadet Partisi olarak Kürdistan'ı tanıyacağız dedi. Ben genel başkanla görüştüm. Türkiye'ye başkan olması halinde Kürdistan'ı tanıyacağını söyledi. Erbakan Hoca 40 sene ne anlattı bize? Bu Kürdistan'ı Büyük İsrail'i kurmak için kuruyorlar. Kürt kardeşimin derdine derman olsun diye kurmuyorlar. Kürt kardeşim daha iyi yaşasın diye kurmuyorlar. Önce Kürdistan'ı kuracaklar, arkasından onu da yutup Büyük İsrail'i kuracaklar dedi. Erbakan Hoca'nın 40 senelik anlattığı Siyonizm planına bu sözle destek olmuş oluyorsunuz. Çıkıp bu milletvekilini tekzip eden, yalanlayan hiç kimse olmadı parti yetkilisi olarak. Erbakan Hoca'nın emaneti, mirası olan Saadet Partisi'nin genel başkan koltuğunda oturan kişi çıkıp diyor ki efendim FETÖ Türkiye'nin en hayırlı hareketidir diyor. FETÖ Türkiye'nin en hayırlı hareketiyse hepimizin oraya gitmesi lazım. Milli görüşte ne işimiz var? Demek ki milli görüşten daha hayırlı bir hareket varmış. Erbakan Hoca 40 sene FETÖ Siyonizme asker yetiştiriyor. CIA ile ortak çalışıyor. Büyük İsrail planı için çalışıyor. Buna gönderdiğiniz çocuk Siyonizme asker olur diyor. Erbakan Hoca'nın partisi olduğunu iddia eden partinin genel başkanı FETÖ Türkiye'nin en hayırlı hareketidir diyor. Zaman Gazetesi'nin Ankara'daki 15. yıl kutlamasına gitmiş. Pastayı kesiyor. Diyor ki biz Fethullah Gülen'i çok özledik. Fethullah Hocamız bir an evvel Türkiye'ye gelse de bu hayırlı hizmetlerini Türkiye'de sürdürse diyor. Ben bu FETÖ'nün avukatlığını para almadan yaparım, gönüllü yaparım diyor. Saadet Partisi'nin o dönemde genel başkanı olan şahıs. Erbakan Hoca'nın Siyonizm asker yetiştiriyor dediği FETÖ'nün avukatlığını para almadan yaparım diyor. Ben bu FETÖ'cülerin hiçbirinin eline silah aldığını görmedim diyor. CHP ile ittifak yapıyor. CHP tam 50 sene sonra ilk defa Elazığ'dan Saadet Partisi'nin oylarıyla milletvekili çıkartıyor. 15 Temmuz gecesi iki batılın savaşını gördük diyor. Ya sen bu milletin evladına batıl dersen nasıl milli görüşçü olacak? 15 Temmuz gecesi yüz binlerce insan memleket evladı çıktı. Mücadele etti. O gece orada olanlar bizim milletimizin evlatları. İyi niyetle, halis niyetle çıkmışlar. Sen milleti karşına alarak batıl diyerek hangi milli görüşü Erbakan Hoca'yı temsil edeceksin? Bizim tahliye ettiğimiz işte milli görüşle taban tabana zıt olan bu anlayıştır. Bu anlayış Erbakan hocamızın binasından tahliye edilmiştir. Milli görüşün manevi öneme sahip sembol binasından bu yanlış, bu bozuk zihniyet tahliye edilmiştir. Biz Erbakan hocamızın binasının bu yanlışlara daha fazla alet edilmesine müsaade edemezdik. Bu sebeple çok hayırlı bir iş yapılmış oldu. Milli görüş camiası ve milletimizin kahir ekseriyeti de bunu teslim ediyor bu hakkı. Ve onlar da son derece memnun olduklarını bize ifade ediyorlar, bizi tebrik ediyorlar. Süreçte tabii siyasi şov ve ajitasyon amaçlarına ulaşmış sayılabilirler. Bunu yıllardan beri maalesef yapıyorlar. Ancak hangi şovu yaparlarsa yapsınlar, milletimizin ve milli görüş camiasının gönlünde kaybettikleri yeri tekrardan kazanma ihtimalleri yoktu. Tam 8 sene teşkilat toplantılarında Edirne'den Kars'a kadar Erbakan Hoca'nın, ailesinin, sadık samimi dostların aleyhinde konuşacaksın. Ondan sonra kucağında Erbakan Hoca'nın resmini taşıyıp şov yapacaksın. Bunların yaptığı Erbakan Hoca'yı siyasete alet etmektir. Gerçek milli görüşçü Erbakan Hoca'nın resmini taşımaz. Erbakan Hoca'nın prensiplerine uyar. Milli görüşün prensiplerine uyar. FETÖ Türkiye'nin en hayırlı hareketidir diyeceksin. 50 sene sonra CHP'nin Elazığ'dan milletvekili çıkarmasına hizmet edeceksin oy. Ben İngiliz tarzı sekülerizm istiyorum diyeceksin. Ondan sonra Erbakan Hoca'nın resmini kucağında taşıyacaksın. Resim taşımak yerine önce Erbakan Hoca'nın prensiplerine uy. Biz Yeniden Refah Partisi olarak o resmin canlısını, o resmin sahip olduğu manayı, anlayışı, zihniyeti, milli görüş prensiplerini o binaya getireceğiz inşallah. Bu tahliye bunun için yapıldı. Şimdi bu noktada biz süreçle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Hukuki olarak biz bu bozuk zihniyeti tahliye etme hakkını Kasım ayında elde ettik. Ne demek bu? 11 Nisan'da bu tahliyeyi yapıyoruz. Tam 6 ay bunlara süre vermişiz ve beklemişiz. Böyle bu kadar süre vermek eşi benzerine rastlanacak bir durum değil. Kasım'da tahliye edebilecekken 6 ay ilave süre verdik. Neden? Efendim seçime gireceğiz. Yağmurda, karda, kışta, sokakta kalmayalım. Söz veriyoruz 1 Nisan'da biz kendi elimizle
ellerimizle size teslim edeceğiz. Biz bunun kefiliyiz. İşte burada taahhütname duruyor. Ne diyor bu taahhütnamede? Tahliye kararının gereklerini hiçbir zorlamaya ihtiyaç bırakmadan yerine getireceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 16 Ocak 2019'da imzalanmış. 1 Nisan 2019 günü binayı tamamen boşaltarak tahliye kararının gereklerini hiçbir zorlamaya ihtiyaç bırakmadan yerine getireceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 16 Ocak'ta Saadet Partisi'nin genel sekreteri, Saadet Partisi GİK üyesi bunu imzalamış. Bizim avukatımız Mehmet Ener Bey de şahit olarak imza atmış 16 Ocak'ta. Burada diyor ki Saadet Partisi yönetimi 1 Nisan'da hiçbir zorlamaya ihtiyaç bırakmadan binayı tahliye edeceğimizi taahhüt ederiz. Milli görüş sözünde durmak demektir. Sözünde durmak Müslümanlığın şiarıdır. Hukuksuz bir şekilde fiilen kanunlara, hukuka, mahkeme kararına aykırı bir şekilde fiilen, haksız bir şekilde orada oturmaya devam edeceğim. İlelebet burada oturamazsın. Benim de Yeniden Refah Partisi olarak genel merkez binasına ihtiyacım var. Sen sokakta kalacağım diyorsun. Ben zaten sokaktayım. Efendim burası ümmetin malıdır. Tamam kardeşim, biz de Yeniden Refah Partisi olarak kullanacağız. Kendi şahsımıza ticarethane yapmayacağız ki. Yeniden Refah Partisi genel merkezi olarak ümmete hizmet etmeye devam edecek. Konu bu kadar açıkken maalesef buradan siyasi prim elde etmeye çalışmak, bir takım şovlara girişmek zaten milletin gönlünden düşmüş bir yapıyı daha da milletin gönlünden düşürmüştür. Biz şu anda dünden beri tebrik ve takdir telefonlarını ve mesajlarını kabul ediyoruz. Çok hayırlı, çok yerinde bir iş yaptığımızdan da zerre kadar şüphemiz yoktur. Bütün Milli Görüş camiasına, milletimize selamlarımı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Bu olayların hepsi gelip geçicidir. İnşallah Yeniden Refah Partisi Erbakan hocamızın binasında, Milli Görüş'ün manevi mirasında bundan sonra yeşerecek, filizlenecek, büyüyecek. Milletimizin, İslam aleminin, insanlığın derdine derman olmak için çalışacak. Asıl derdimiz, asıl gündemimiz bu olmalıdır ve bu olacaktır inşallah bundan sonra.